Evet, merhaba. Nasılsınız? Merhaba, iyiyiz. Harikayız. Klip çekimdeyiz şu anda. Hayırlı olsun diyelim. Sağ olun, çok teşekkür ederiz. Biraz hikaye dinleyelim, şarkının hikayesini sizlere. Şarkının hikayesi Yalçın Polat'a ait olan bir şarkı. Asil. Albümün aynı zamanda bizim A1 şarkımızdı. Fakat bir türlü kısmet olmadı. Ona bu sene tekrar yeni bir versiyonla, bir single olarak tekrardan klipleştiriyoruz. Bensu ile beraber, Bensu Gürses ile beraber. İşte bir yazlık klip oluyor ondan sonra. Sonuçta işte dansçı arkadaşlarımız var, Bensu var, ben varım. Bir defile tarzında bir klip olacağını düşünüyorum. Siz neler söyleyeceksiniz? Ben Hakan'la aynı klipte olmaktan son derece mutluyum. Güzel bir anı olacak. Bir de yaza sanıyorum yine bir Hakan Peker damgası vurulacak. Herkesin kanını kaynatacak güzel isimlerde bir kliple karşınızda olacağız. Peki efendim, başka şarkılar da gelecek mi? Hazırdır muhakkak. Yok, zaten 4 tane çektim. Bu yazım bu şarkıyla devam edeceğiz. Ama konserlerimiz var. Joel Joker'de ayın 18 Mayıs'ta konserim var. İstanbul'da ilk kez sahne alacağım. Bir konser olacak. Onun hazırlıkları devam ediyor. Yazın yine yaz konserlerimiz devam edecek. Bu şekilde biraz gaza basıyoruz açıkçası. Bayramı nasıl değerlendireceğiz? Bayramda dinleneceğim çünkü klibin montajı var. Klibi verdikten sonra 2 gün dinleneceğim. Ondan sonra zaten provalarımız var. Dediğim gibi konser hazırlanacağız. Konser çalışması bizim için çok daha önemli şu anda. Peki efendim, bu dönemin pop müziğini nasıl görüyorsunuz? Artık eskisi gibi kalıcı eserler de gelmiyor. Bir Karam, bir Efsanesi şarkısı artık. Daha çok insanların yaptığı işte kıyafetlerle, sahne şovlarıyla konuşuluyor. Yani şarkılarıyla konuşulmuyor peki. Yok ya, o şarkılar olmasa sahne şovları da konuşulmaz aslında. Mutlaka o dediğin sanatçıların hepsinin şarkıları var. Ama tabii show çok önemli, magazin çok öne çıktı. Herkes bir anlamda tabii bu sosyal medyayla beraber kendi sosyal mecrasında kendi dikkat çeken bir takım unsurlar ortaya çıkartıyor. Bu da çok doğal, bu her dönem olmuştur zaten. Bu dönemde var. Yani o yüzden ben çok yadırgamıyorum açıkçası. Bir de sahne adabı çıktı son dönemde. Sizce bir sahne adabı olmalı mı? Sofra adabı vardı yani, sahne adabı. Çünkü kıyafetler, özellikle Gülşen ve Ali Tilki'nin kıyafetleri çok ilginç. Ya bana göre çok gereksiz. Çünkü ben yani yaklaşık 32 yıldan beri sahnedeyim. Sahnede değil, müzik hayatındayım. 42 yıldan beri sahnedeyim. Yani 30 yıl evvel bundan daha erotik sahne kıyafetleriyle sahneye çıkan birçok sanatçı olmuştu. Birkaç tane örnek verebilirim. Mesela Güngör Bayrak. Yani sadece transparan bir kıyafetle gazinon sahnesine çıkmıştı. Veya bunun gibi daha birçok sanatçı. O yüzden yani sadece bunlar konuşuluyor bence. Konuşulmaktan öte gidemiyor. Ama bu ülkede 30 yıl evvel birçok gazetede, mecbuada çok daha açık, saçık, hani bugüne göre dediğimiz açık saçık bir sürü kıyafetle çıkan sanatçılar vardı yani. O yüzden benim için şey değil. Bana göre bunların çok konuşulmasını ben yadırgıyorum. Sizin bir durumda çizginiz var mı sahnede? Kırmızı çizgim derken, ben erkek sanatçı olduğum için hani ben benim için bir kırmızı çizgi, mavi çizgi diye bir şey yok ama bir tarzım var. Müziğimle, tarzımla, kıyafetlerimle ben çok fazla oynama yapamıyorum tabii kadın sanatçılar kadar. O yüzden belli bir duruşumuz, belli bir şeyimiz bu şeye kadar mutlaka olmuştur. Hani bu saatten sonra benim duruşum şu, benim duruşum bu diyecek halim yok. Bir duruşumuz vardır insanların gözünde. O da artık onların takdiri. Kalıcı eserler de gelmiyor efendim. Bu yeni sanatçıları beğeniyor muyuz peki? Vallahi çok beni ilgilendirmiyor hayatım ya. Yani bana hep sürekli yeni sanatçıların sorulması çok fazla beni ilgilendirmiyor yani. Ben iyi olsa, iyi desem ne olur, kötü desem ne olur. İyiler çıkar, kötüler gider. Peki bir şey görüyor musunuz? Vallahi konumuz bu değil. Yani, en azından fikrinizi alalım. Hani dediğim gibi kalıcı eserler çok fazla kalmıyor yani. Hayır, böyle olduğunu düşünüyorsunuz. Evet. Ben size şöyle söyleyeyim. Böyle olduğunu düşünüyorsunuz. O kalıcı eserler bırakmadığını düşündüğünüz sanatçılara gidin bunları sorun. Bana değil. Peki efendim, talihsiz de bir olay yaşamıştınız. Mahkemede dün sonuçlandı. Onun hakkında da iyi ki görüşünüzü belirtirsiniz. Sonuçlandı. İşte şu anda da hapis kararı çıktı. Ondan sonra bundan dolayı internette benim arkadaşlarımın hepsi taciz etmiş zaten. Bensu'yu da taciz etmişti. Birçok arkadaşımız taciz etmişti. Hakaretler etmişti. Bunun adına da sevgi, hayranlık adı altında rahatsız edici bir durum oldu. Bununla ilgili de adalet yerini buldu. Şu anda mutluyuz. Bundan sonra da herhalde yapacağını düşünmüyorum ama hala devam ediyor. Umarız. Umarız ama
zannediyorum ki yapmaya devam edecek, bir hapis kararı daha da fazlalaşacak diye düşünüyorum. En son 3 gün zannedersem değil mi? Evet, en son 3 gün. Daha başlangıç 3 gün başlamadan evvel devam ettiği için bu yükselebilir. Peki. Son olarak güzel de bir birlikteliğiniz var. Evet. Neler söyleyeceksiniz? Vallahi güzel bir birlikteliğimiz var. Güzel şeyler söyleyeceğiz. Yani güzel gidiyor şu anda. Çok daha yeni ama güzel bir birliktelik. Uzun bir aradan sonra, 2,5 yıl aradan sonra güzel gidiyor. Bir başlangıç yaptık. Bakalım önümüzdeki günler neler gösterecek. İnşallah var mı bir tatil falan, yazı, konserler dışında işte yazın konserler, konserler dışında tatil. Bakacağız artık nasıl devam edecek bilmiyorum. Peki. Teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Sağ olun.